Test 4'te devam edelim gençler. Birinci soru. Özdeş, yüklü özdeş, yüklü ve özdeş K ile türeden önce K, sonra L yüksüz 1 elektrosunun tabuzuna dokundurulup ayrılıyor. Şimdi ilk başta demek ki elektrosobamız dökülmüş, yapraklarımız kapalı. Önce K'yı dokunduruyormuşuz, sonra da L'yi dokunduruyormuşuz ve yüklüymüş bunlar. Dokundurup ayrılıyor demiş. L küresi elektrosoba dokununca yapraklar biraz kapanıyor. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi biz K'ya bir tane yük tayin edelim. Diyelim ki artı olsun. Bu artı yüklü cismin elektrosoba dokundurduğumuz zaman elektrosobu neyle yükleriz? Artı yükle yükleriz. Bunu yükledik. Demiş ki L küresinde K'dan sonra dokundurduğumuz zaman buradaki elektroskopun yaprakları biraz kapanıyorsa, o zaman L'nin ne olabilir? Eksi yüklü olabilir. L eksi yüklü olabilir. Çünkü yapraklar biraz kapanıyormuş. Ve kesinlikle eğer X'e de, daha doğrusu elektroskopu da X diyecek olursak, biraz kapandığı için X'in yük miktarında L'nin yük miktarından büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu birinci durum. Başka ne olabilir? L artı yüklü olabilir. L artı yüklü olabilir. Dolayısıyla x artı L artı biraz kapanabilmesi için x'in yine L'den yükü büyük olacak ki L'ye yük geçiş olacak. Aynı cins yükler L'ye yük geçiş olacak. Yine yapraklar biraz kapanacak. Yani ne olursa olsun son durumdaki x elektrosobunun yük miktarı L'nin yük miktarından büyüktür. E şimdi nötrdü. K da buna yük verdi. E K'nın yükü o zaman en büyük olur. Yani K'nın yük miktarı X'ten, X'in yük miktarı da L'den. Yani ne olursa olsun şu tablo değişmez gençler. O zaman K ve L zıt cins yüklü olabilir dediği için şu durumda bu L eksi K'yı artı kabul etmiştik. Bu doğru olabilir. K ve L'nin ilk yük miktarları eşittir. Gördüğünüz gibi yani K'nın yük miktarı L'nin yük miktarından çok büyüktür. Dolayısıyla bunun olma ihtimali yoktur. İlk yük miktarı zaten biz buradaki ilk yük miktarına göre ne yaptık? İşlemi yaptık. K'nın ilk yükü L'ninkinden büyüktür. Kesinlikle büyüktür. İşte onu da burada ispatını yapmış olduk zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olur. İkinci soru. Özdeş K ve L elektroskopların yaprak arasındaki açılar birbirine eşittir. K ve L elektroskoplarımız var. Buradaki yaprağımızın açısı gençler neymiş? Teta, bu yaprağımızın açısı da aralarındaki açı da yine teta ne olsun olsun. Şimdi diyor ki nötr x küresi k'ya. Nötr x küresi k'ya. Ondan sonra nötr l küresi de nötr y küresi de l'ye ne yapıyormuş? Dokunduruyormuş. Araya bir tane tel bağlayalım. İşte şöyle dokundurdum. Son durumda k'nın yaprak arasındaki açı l'ninkinden büyük oluyor. Yani o zaman şöyle bir durum olur. Demek ki burada yük paylaşırken K'dan X'e giden yük miktarı daha azdır. Yani işte sallıyorum. K'dan X'e giden yük miktarı bir birimse, bir kulompsa, tamam mı? Demek ki Y'den L'ye giden yük miktarı 2 kulomp, 3 kulomp, 4 kulomp neymiş? O zaman sonuçta K ve L ilk başta aralarındaki açılar eşit olduğundan dolayı bunların yük miktarları nedir? Aynıdır. Yani ilk başta QK eşittir nedir? QL'dir. Ve son durumda dokundurduğumuzda K daha az yük kaybedeceği için o zaman K'nın K üssü diyelim ona artık. K üssü. Bunun yük miktarı L'nin yük miktarından ne olur? Fazla olur. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. X küresinin yarıçapı Y'ninkinden küçüktür. E daha fazla, daha az yük almış, özür dilerim. Daha az yük aldıysa bunun olma ihtimali var. Y küresinin yarıçapı X'inkinden küçüktür demiş. Bu olamaz. Zaten olsaydı o zaman burada Y küresinin yarıçapı x'inkinden küçüktür. Burada x ve y'yi zaten kıyaslayamayız. Bunu bilemeyiz. Son durumda x ve y'nin yük rengi yani yük işareti aynıdır demiş. Son durumda x ve y. Şimdi gençler biz burada yük miktarlarını biliyoruz. Açılar aynı ama K'nın yük miktarı ile L'nin yük miktarı arasında kesin bir ilişki yok. Bize sadece özdeş K'lı elektroskopları ve açılar eşit demiş. Yani biri artı biri eksi yüklü de olabilir. Çünkü açılar yük cinsine değil, yük miktarına bağlı. Dolayısıyla bunun hakkında da bir şey söyleyemeyiz. Son durumda KL elektroskoplarının yük rengi farklıdır demiş. Bu aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bunu da kesinlikle bilemeyiz.
X ve Y'nin elektriksel potansiyel. Şimdi potansiyel demek, yük potansiyel demek. Dokunmayla elektriklenme sonucunda cisimlerin yarıçapları ne olursa olsun yük potansiyelleri eşittir deriz. Ne demek bu? O zaman burada X ile K'nın, L ile Y'nin yük potansiyelleri eşittir. Yani X ile Y arasında böyle bir ilişki kuramayız. O zaman burada ilk başladığımız X küresinin yarıçapı Y'ninkinden demiş küçüktür. Niye? Y'ninkinden küçük olsun ki X daha az yük alsın, L daha fazla yük alsın. Dolayısıyla son durumda da L'nin demiş K'nın yaprak arasındaki açı L'ninkinden büyük olsun, daha az yük kaybettiği için. O zaman doğru cevabımız nedir? Hadi. Üçüncü soru şekildeki eksi yüklü elektroskoba, eksi yüklü elektroskoba artı yüklü ve yük miktarı elektroskobundan büyük. Yani X'in yükü burada elektroskobun yükünden nedir? Büyük. Elektroskoba da K diyelim şöyle. Tamam mı gençler? Şöyle ne diyelim? K diyelim. Dolayısıyla bundan daha büyükmüş. Dokunduruyormuşuz bunlar birbirine. Hemen araya bir tel attık, dokundurduk. Elektroskobun yaprakların hareketi ne olur diye sormuş. Şimdi X'in yük miktarı bundan fazlaysa bir kere ne yapar? İlk önce elektroskobun yapraklarını tamamen kapatır, nötrler. Sonra da artı yüklü olduğu için elektroskobu artı yükleyerek ne yapar? Yaprakları tekrar açar. Onun için önce tamamen kapatır, sonra tekrar açar. Cevabımız C. Üçüncü testte söylemiştim, bu da yine tekrar ediyorum. Önce açılır, sonra tekrar kapanır. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle olmaz gençler. Bunu gördüğünüz zaman direkt zaten üstünü çizebilirsiniz. Doğru cevabı C. Dördüncü soru, artı ve eksi yüklü özdeş elektroskopların yaprak arasındaki açılar alfa ve tetaymış. Alfa teta'dan büyük olduğuna göre, alfa teta'dan büyükse buradaki artı yük miktarı eksi yük miktarından fazladır zaten. Direkt artı yük miktarı eksi yük miktarından fazla. Bunu direkt söyleyebiliriz. Hangileri yapılırsa ikisinden nötr olur demiş. Şimdi bir kere sadece K'yı kapatırsan o zaman bunların nötr olma ihtimali yoktur. Çünkü artı yük eksi yükten fazla olduğu için K'yı kapattığın anda artı yükler eksi yükleri nötrler. Sonuçta ikisi de ne yapar? Artı yükle yüklenir. Buradaki açıların sıfır olma ihtimali olmaz. Eşit olabilirler, büyük olabilirler. Oradaki yük miktarına göre değişkenlik gösterir. O zaman yalnız K anahtarını kapatmak olmaz. Yalnız R'yi kapatırsan o zaman sadece bu elektroskobu yani teta açısına sahip elektroskobu nötrlemiş oluruz. Dolayısıyla alfa açısına sahip elektroskop olduğu gibi kalır. Çünkü o toprakla bağlı değildir. Bu da olmadı. K ile birlikte kapatırsan bütün sistem toprağa bağlı olur. Yük miktarları ne olursa olsun, yük cinsleri ne olursa olsun bütün yükleri ne yaparız arkadaşlar? Serbest yani burada artık ne diyelim? Bileşke yükü ne yaparız? Topraklama olduğu için nötrleriz. İşte burada artı yükler eksi yüklerden fazla olduğu için ilk başta kapattığında sistem aslında artı yüklüdür. O zaman bu artı yüklü sistemi nötrleyebilmek adına topraktan eksi yükleri getiririz ve nötrleri doğru cevabımız nedir gençler? Yalnız yük yani C. Beşinci soru. Yüksüz elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştığında önce toprak bağlantısı kesilir. Şimdi bakın böyle bir yaklaştırma da sonuçta şurası birazcık yanlış verilmiş sanki yüklüymüş gibi. Yani bunu böyle algılamayın. Burada yük yok arkadaşlar. Yük olmadığı için bu yapraklar kapalı. Yani buradaki açı sıfırmış gibi düşünün. Şekilde sıkıntı olabilir. Bunu düzelttik. Şimdi yaklaştırıyor. Önce toprak bağlantısı kesilip daha sonra artı yüklü cisim uzaklaşıyor. Şimdi topraklama varsa artı yüklü cisim uzaklaşıyorsa toprakta bulunan serbest yüklerden birazcık eksi yüklerden birazcık bu cismin top ucuna çekeriz. Birkaç tane şöyle çizelim diye. Şimdi yaprağa hiçbir şey aktarılmaz çünkü artı yüklü cisim buradaki eksi yükleri elektriksel kuvvet uygular ve dolayısıyla yaprağa giden yük olmaz. Sonra demiş ki adam hal böyleyken toprak bağlantısını kesip artı yüklü cismi uzaklaştırırsam bu eksi yükler artık bu sistemin her tarafına dağılacağı için o zaman ne olur? Elektroskobun eksi yapraklarımda eksi yüklü yüklenerek ne yapar gençler açılır. O zaman yapraklarda topuzda eksi yüklenir yani cevabımız denizde. Özdeş K'li elektroskopların özdeşmiş gençler. Bunlar yaprak arasındaki açılar alfa ve tetadır. Elektroskopların arasındaki S anahtarını kapattığımızda kapatılıp açılıyor, kapatıyoruz, açıyoruz ve yaprak arasındaki açı beta oluyor. Yani en son durumda bunun da açısı neymiş beta. Diyor ki alfa büyüktür, beta eşit teta olduğuna göre hangileri doğru olabilir?
Şimdi böyle bir durumda hemen şunu yaparız biz. Şimdi alfen büyük olduğu için kan yük miktarı daha fazladır. Beyin yük miktarı azdır. Ve dolayısıyla en son durumda da yük miktarı azalacak ki bu beta açısı alfa açısından küçük olsun. O zaman K artı ise L eksi ya da L işte K eksi ise L'nin artı olması lazım. Yani bunun yük miktarları birbirine nedir arkadaşlar? Zıt. Yük cinsleri daha doğrusu zıt işaretlidir. Bir olmak zorundadır. Eğer aynı cins olsaydı burada şunun böyle şekilde olacağını ne yapamazdık söylemeyebilirdik. Bakalım biz yine de duruma göre. Şimdi hemen yorum yapalım. Diyelim ki bunun artı 6 Q yükü olsun. Bunun da eksi 2 Q yükü olsun. Şimdi özdeş olduğu için topladık. Bakkal hesabı yaptık. Nedir? Artı 4 Q. Ne yapacak? Bu 2 Q birini artı 2 Q da birini. Şimdi gençler bakın teta açısı varken eksi Q da beta açısı varken de artı Q oldu. Artı 2 Q oldu. Özür dilerim. Yük cinsine, açılar yük cinsine bağlıdır, yük büyüklüğüne bağlıdır. Dolayısıyla bakın buradakini yaptık. Niye? Alfa olduğunda artı 6 Q'ydu. Artı 6 Q'ydu. Beta da artı 2 Q, teta da eksi 2 Q. Bakın bunu doğruladık. O zaman şuradaki verdiğimiz sayılar nedir? Düzgün sayılardı ve doğru sayılardı. Bunu başardık. Şimdi L'den K eksi Q geçmiştir demiş. Eksi yük geçmiştir. Doğrudur. Niye? Çünkü L'den K eksi yük geçsin ki K'nın yükünü azaltıp L'de pozitif yük verebilsin. L eksi yük kaybedecek ki pozitif yük verecek. Bu da doğrudur. Son durumda yük miktarları nedir? Eşittir demiş. Son durumda yük miktarları eşittir. Çünkü son durumda sahip olduğu açılar betadır. Beta ise yük miktarları eşittir. Zaten özdeştir. Özdeş olunca dokunma elektriklenmede eşit miktarda paylaşım olur. Bu da nedir? Doğrudur. Şimdi hocam hadi L'de artı olsaydı, artı yüklü olsaydı onu da deneyelim. Şuradaki ifade oluyor mu olmuyor mu? Bakın. Şimdi mesela artı 6 Q dedik ya. Hadi buna da artı ne diyelim mesela? 2 Q diyelim eksi demeyelim. Topladık. Bu ne yaptı? Artı 4 Q. Bu ne yaptı? Artı 4 Q yaptı. Bakın. Bu teta açısı, bu da beta açısı. Bak birbirine ne yaptı? Denk gelmedi. Ve bunu yapabilme imkanımız çok zor gençler. Yani şu açıları birbirine eşitleyebilmek çok zor. Niye? Çünkü mesela bunu değiştirelim. Bir tane daha deneyeyim. Başka denemeyeceğim. Zaman kaybetmeyelim. Artı 4 Q olsun mesela. Artı 6 dedik. Mesela buna da hani yük miktarı fazla olacağı için artı Q dedim. Topladın artı 5. Her türlü artı 2,5 Q artı 2,5 Q. Yani sen ne yaparsan yap. Bu teta açısı beta açısına ne yapamazsın eşitleyemezsin. Yani her defasında son yükün her zaman ilk baştakinden fazla çıkar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olacaktır gençler. Diğerinin artı olma ihtimali yok. Cevabımız nedir? 7. soru. Burada da özdeş x'i elektrosu elektrik yükleri artı 5Q eksi 2Q demiş ama soruda da eksi Q olarak vermiş. Ve biz bunu sonucunu eksi Q olarak çözdüğümüzde doğru şık ulaşıyoruz. Dolayısıyla eksi Q olarak bunu düzeltiyoruz gençler. Yaprakların arasındaki açılar teta eksi ve teta y'dir. S anahtarı kapatılıp yük dengesi sağlandı. Yaprak arasındaki açılar ne olur demiş. Topladık bakkal hesabı yaptık. Nedir? Artı 4Q. Bunlar özdeş olduğuna göre yüklerini paylaştılar. Artı 2Q ve artı 2Q diye. Yani artı 2Q buna, artı 2Q da buna düşer. Dolayısıyla bununki ilk başta teta x'ti. Teta x en büyük olur. 5Q olduğu için. Son durumda teta'ymış arkadaşlar aralarındaki açılar bakın. O zaman teta artı 2 de teta olacağı için teta'dır. En son durumda da y eksi q olduğu için ne olur? Y gelir. O zaman x teta y yani doğru cevabımız Adana olur. 8. soru. Topuzun yarıçapı R olan elektrostobun elektrik yüksü eksi Q'ymuş. Elektrostoba. Yanında verilen KLMN kürelerin hangileri dokunulursa yapraklar tamamen kapanır demiş. Yani nötr olur diyor bana. Şimdi dokunma elektriklenmede tamam yarıçapın bir önemi var ama yük miktarları aynı cinsleri yani artıları eksileri zıtsa yarıçapa bakmaksızın topladığımız zaman eğer nötr yapıyorsa yarıçap ne olursa olsun sonuçta ikisi de nötr yükleniyor. Yani bu eksi Q ise ben buna kesinlikle ve kesinlikle yarıçapına bakmaksızın neyi dokundurmam lazım? Artı Q. Burada artı Q'ye tek sahip olan küre M'dir cevabımız. Ceyhan olur. Bir öğretmen elektrostatik konusunda elektriklenme kısmı dokunmayla etkiyle sürtünmeyle hepsi de var burada.
sunum hazırlayacakmış. Buna göre öğretmen ders planında uzun süre kullanılmayan bir evdeki tüm eşyaların üzerine tozlanmaz. Şimdi bu bir dursun gençler, bunu en son yorumlayalım. Plastik tarakla taranan saçların tarak tarafından çekilmesi nedir? Sürtünmeli elektriklenmedir. Plastik tarak, ebonit çubuğu saçlarımızda yün kumaşı temsil eder. Bir artı bir eksi olur. Sonuçta zıt yüklü olur ve birbirini çeker. Dolayısıyla elektriklenme konusunda sürtünme vardır. O zaman bunu örnek olarak verebilir. Televizyon ve bilgisayar ekranındaki başka eşyalara göre kısa sürede tozlanması. Sonuçta elektronik eşyalarda nedir? Üzerlerine devamlı elektrik yükü, daha doğrusu elektrik akımı geçtiği için onlardan dolayı ne yapar? Elektrik yük kazanır ve etrafındaki tozları da kendine doğru ne yapar arkadaşlar? Çeker. Dolayısıyla bu da yine etkili elektriklenme veya dokunmayla elektriklenmeye örnek verilebilir. Ama etkili elektriklenme daha önemlidir. Tozu çeker ve yapıştırır en son durumda. Şimdi biri niye söyledim? Şimdi burada tüm eşyaların tozlanması adezyon kuvvetinden kaynaklanır. Adezyon kuvveti sadece katı ile sıvı arasında değil, katı katı arasında da tozla katı bir cisim işte sehpadır veya vesaire onların arasında gerçekleşebilir ve adezyon da kohezyon da elektriksel kuvvettir. Dolayısıyla burada bunu da kabul ederiz ama buradaki püf nokta şu uzun süre. Yani uzun süre olduğunda işte etraftaki toz, kir neyse yapışmış yani. Bu uzun süre beklediğinden dolayı yapışmış, iması kazandırmış yazan arkadaşımız, yazarımız, üstadımız. Dolayısıyla bunu doğru kabul etmemiş. Ama hani bu da uzun süre kullanılmama durumu işte adezyon kuvveti falan birazcık farklı bir yorum da katılabilirdi. Ama doğru cevabımız 2 ve 3 olarak işaretlenmiştir. Son soru gençler. Yaprakların arasındaki açı tete olan elektrosodun tabanını iletken K küresi burada ne yapmışız? Yaklaştırmışız. Yaklaştırdığımızda teta 1 oluyormuş. Affedersiniz. Dokundurduğumuzda da şöyle bir iletken tel bağlayalım. Teta 2 oluyormuş. Demiş ki bize teta 1'den büyük. Şimdi yani yaklaştığımız yapraklar arasındaki açı azalmış. O zaman elektroskoba eksi yüklü dersek buradaki K'ya da artı yüklü diyelim gençler. Bu cemde dur. Sonra demiş ki o zaman bu teta 2 ile teta arasındaki ilişkilerin hangileri doğru olabilir demiş biz. O zaman hemen şunları yapalım. Şimdi bu ne yüklüydü? Eksi. Bu nasıl yüklüydü? Artı. Derim ki bu eksi yüklü olduğu için birinci duruma bakalım. Şimdi diyelim ki elektroskop eksi Q yüklü olsun. K cisminde artı 6 Q yüklü olsun. Dokundurduk dağıttık artı 2 Q'ya artı 2 Q oldu. Sonuçta ilk yükümüz bizim neydi gençler? Eksi Q, eksi Q son yükümüz nedir? Artı 2 Q. Yani bizim tetamız son durumda teta 2'ye eşit oldu mu? Oldu. Eksi 2 Q artı 2. O zaman birinci öncü doğru olabilir. Şuradaki eksi 2 ve artı 6'yı verelim. Burada ihtimalleri konuşuyoruz. Yani burada değer vererek yapmak zorundayız gençler. Bunları da siz soru çözdükçe alışacaksınız mecburen. Sonra teta 2'den büyük olur mu diye ne yapmış sormuş. Onu da söyleriz. Onu da deriz ki buna eksi 2 Q dedik. Bunun yükünü biraz azaltırız. Artı 4 Q deriz. Dolayısıyla o zaman burada dokundurup ayırdığımızda artı Q'ya ne olur? Artı Q olur. Dolayısıyla burada artı Q'ydu. Burada eksi 2 Q'ydu. O zaman bakın teta 2'den ne yapar? Büyük çıkar. Bu da oldu. Son durumda o zaman deriz ki gençler teta 2 oradan neymiş? Büyükmüş. Teta'dan büyükmüş. O zaman orada da deriz ki yükünü arttırırız. Yani buna eksi 2 Q dersin. Buna artı 8 Q dersin. Dokundur baydına buna artı 3 Q, buna artı 3 Q düşer ki teta 2 de teta'dan ne olur? Büyük olur. Dolayısıyla bunların hepsini de bakın tek tek ne yapmış olduk? Yapılabilirliğini gösterdik. Dolayısıyla cevabımız ne olur gençler? Edin ne olur? Şimdi dediğim gibi buradaki yükleri verme işlemini yani buradaki sayıları verme işlemini artık soru çözü çözü geliştireceksiniz. Bunlar başka türlü gelişmez. Dolayısıyla da diğer türlü de bu ihtimalleri bulmak, bu kadar işlemi yapmak çok daha fazla uzun zaman alır. Birazcık matematiğimiz kuvvetliyse, sayılarla aramız iyiyse bunu kısa sürede başarabiliriz. İyi çalışmalar diliyorum.